Sen onu şunu bir gör. Şeye bana sarktıracaklar, bana bir şey yapacaklar. Sen alma, ben alayım. Dördü. Sen, ruhsat tarihi. Nasıl öğrendim, nasıl oldu hiç bilemiyorum. Yani bir gün babam sökü yap dedi. O şekilde başladık tamire. 97-2001 yılları arasında üniversite eğitimi gördüm. Ekonomi, iktisadı bitirdim. Okulumu bitirdikten sonra yine mesleğe geri döndüm. Bizim saatçiliğe mesleğe başladığımız zamanlarda otomatik ve kurmalı saatler vardı, cep saatleri vardı. Onlar mekanik saatlerdi. Saatlerin mekaniğinde veya parçalarında bir arıza olurdu. Onları sökerdik, tamir ederdik. Parçasını bulabilsek parça takardık. Parça bulamazsak kendimiz bir parça yapardık. O şekilde öğrendik. Dediğiniz gibi sonra pilli saatlere döndü. Pilli saatler aslında daha bir kolaylaştırdı. Pilini söküyorsun, takıyorsun ya da herhangi bir parçası arızasıysa onu yapıyorsun. Ya da makinasını hepten değiştiriyorsun saatin. Ama mekaniklerde öyle bir şey yoktu. Neresi arızalıysa orayı tamir ediyorduk. Şimdi elektronik saatlere döndü. İşte akıllı saatlere döndü ki benim aslında birçok usta arkadaşımın da benim de pek sevmediğimiz bir şey. Biz daha kurmalı. O kurduğun zaman, o dinlediğin zaman tık 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 gelen ses var ya, o huzur verir bize. Biz onları seviyoruz ama teknoloji de oraya doğru gidiyor artık. Yani akıllı saatler, telefonlara cevap veriyorsun filan. Bize Türkiye'nin her yerinden, hemen hemen her yerinden saat geliyor. İşte dededen geldiği için onların bize öğrettikleriyle beraber eskiden kalma parçalar da var elimizde. Yani bulunmayan parçalarda bakıyorsun, bizim elimizdeki o eski saatlerin birinden çıkıyor. O şekilde onları da tamir edebiliyoruz. Kerpeten dediğimiz alet var. O rahmetli dedemden kalma. Yani tarih kokuyor ya. O bambaşka bir şey. Elime aldığım zaman onda dedemi görüyorum, babamı görüyorum, amcamı görüyorum ki üçü de kullanmışlar. Şimdi bana nasip oldu çok şükür. Ben de kullanıyorum, halen aktifen onu kullanıyorum. Çünkü halen sağlam, halen iş görüyor. Ama şimdiki aldığımız aletleri belki 2 sene, belki 3 seneden fazla, belki 1 sene hatta, yani o kadar bile dayanmıyorlar ama işte dededen gelen o alet yaklaşık diyeyim size 80 senelik vardır. Yani inanın 80 senelik vardır ve halen daha iş görüyor. Onunla çalışmak bana çok büyük keyif veriyor. Gözüm gibi bakıyorum onlardan gelen o aletlere. Saat kapağı açma anahtarı diyoruz. Vidalı kapakları açıyoruz onunla. O da yaklaşık 60-70 senelik. Amcam iş yerini açarken, burayı açarken, burasını babam 80 yılında, amcam babam ortak çalışıyorlar. 80 yılında ayrılıyorlar. 80 yılında, 1980'de babama amcam hediye ediyor onu. Saat kapağı açma anahtarını. İşte ondan da bana kaldı. Onu da aktifen kullanıyorum. Çünkü halen daha çok sağlam. Oğlum var küçük. 6-7 yaşında. Onun da eline tutuşturduk tornavidayı. Geliyor baba yapayım mı diyor. Yap diyorum. Söktürüyoruz bir şeyler ama. Bizde her doğan saatçi doğuyor.
Yani elimizde tornavidamız, gözümüzde lüfümüz muhakkak okulla aynı anda iş hayatına ve tamire devam ediyoruz. Başarılı bir üniversite hayatım geçtikten sonra arkadaşlarım, birçok arkadaşım bankacı oldular. Müdür oldular, artık şimdi o yaşlara geldiler. Ama ben belki de bu havayı teneffüs ettiğim için çocuktan beri şöyle söyleyeyim, yani 7-8 yaşlarından beri bu dükkanda, burada büyüdüğüm için ve mesleğimi gerçekten sevdiğim için bunu tercih ettim. Yani babam beni zorlamadı, oğlum sen illa bunu yap diye. İstediğini yapabilirsin oğlum dedi, ama içimizde işlemiş artık, biliyor musunuz? Yani diyorum ya, ne zaman başladık, ne yaptık hatırlamıyorum bile. İçimizde işlemiş. Çok da severek yapıyorum. Verdiğim karardan da çok mutluyum. Ve Allah bize nefes verdiği müddetçe, sağlıklı bir şekilde olduğum sürece bu işi yapmaya, burada olmaya devam edeceğim. Eskiden böyle direkli saatler vardı. En büyük arızası saat yere düştüğünde direk kırılıyordu.